İnnellezine amenu, işte Allah'ın veli kulları kimmiş bunlar? Ellezine amenu, onlar ki iman ettiler. Ellezine amenu ve kanu yettakun, haramlardan sakınırlar. Gelin şu akşam Allah bizi bütün günahlardan uzak eylesin. Amin. Tövbe edelim arkadaşlar. Amin. Yani vurkaç taktiği, düştüysek böyle bir şeye, benim büyük günahım yok elhamdülillah. Günahım yok demiyorum, büyük günah işlemedim. Elhamdülillah. Medar-ı iftar olarak anlatırım ben bunu. Yani Allah'ın nimetleri konuşuldu. وَاَمَّا بِنَعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ Allah'ın nimeti. Nimet nedir? Yediğin içtiğin değil ya. Yediğin içtiğin. Ağırlık verir. Kendimi seviyorum. Kendime acıyorum. Niye acıyorum? Mahşerde susuzluğa dayanamam. Aciz bir kulum. Size abartı gelse de gelsin umurumda değil. Şu anda bana deseler ki dünyada en korkak kimdir? Hemen elimi kaldırın. En korkak benim. Benden daha korkağı var mı? Vardır. Ama en korkak benim. Neyden korkuyorum? Susuzluktan. Dayanamam. Açlıktan. Vallahi korkuyorum. Güneşe, sıcağa dayanamıyorum. Ya dünyadakine dayanamıyorsun. Güneş beyninde ya. Şaka mı bu ya? İnanmıyor musun sen buna? Kabul etmiyorum demek de olmuyor ki. Gerçek bunlar. O mahşer dediğimiz su yok. Yiyecek yok. Bir de mahşeri okuyorum kitaplarda. Aklı başımdan gidiyor. Mahşer beyaz diyor. Kirecimsi. Beyaz güzel gibi görünüyor ama zehir gibi gazı var diyor. Kavuruyor diye kendisini böyle. Nefes alıyorsun. Yakıyor ciğerlerini. Duman attırıyor. Nasıl dayanacaksın ya? Adam hürüm diyor. Biliyorum. Özgürüm diyor. Onu da anladın. İstediğimi yaparım. Ya yaparsın. Ölünceye kadar. Yani günahın yetmiyorsa ağzın yetmiyor. Burnundan içki iç ya. Yap arkadaşım. İstediğini yap. Mahşerde ne yapacaksın? Bu millet aklını sepete koymuş, döke döke gidiyor. Ya sesimi yükseltmeme bakmayın, vallahi korkuyorum. Billahi üzülüyorum. Sanki ölüm yok, sanki mahşer yok, sanki ahirette hesap mizan yok. Var arkadaşlar, var. Yeryüzündeki 7 milyara aldanmayın. Kaldı 1 milyar Müslüman, onlar da gavur olmaya çalışıyor. Avrupa'daki Müslümanlar biliyorsunuz biz dinliyorlar. Şimdi yurt dışından arıyorlar. Avustralya'da bizim tefsir derslerini gruplar koruyorlarmış böyle 100-150 kişi. Tarikat dersi alanlar oluyor sürekli arıyorlar bizi. Allah hayırlı ömürler versin. Ne kadar? Avustralya. Avusturya değil. Avustralya. 20 saatte uçamazsın. Yani acayip bir şey. Allah'ın nimetini kullanmak lazım. Biz böyle bir şöhret derdinde değiliz. Allah biliyor. Derdim dinimi insanlara anlatmak. Allah'ı sevelim, peygamberi sevelim, ahireti kurtaralım. Bu işin şakası yok. Aciziz, muhtaçız. Yalvarıyorum böyle, kendimi parçalayasın geliyor. Ondan sonra arıyorlar. Dün efendim Fransa'dan arıyorum. Arıyor. Nerede? Paris'ten arıyorum. Arıyor, bakıyorsun. Köln'den arıyorum. Almanya, Avusturya. Neler neler, ne acayip ülkelerden haberler geliyor. Ne var ne yok oralarda? Hocam, efendim gençlerimiz gavurların içerisinde dura. Onlar da boyu var, tipi var. Çok cesaretle günah işledikleri için. Ha bak bunlar günah işliyorlar, bir şey olmuyor. Biz de işlesek ne olur? İşlemedikleri günah kalmadı hocam. Gavurlar diyor yaptıklarından bezdiler, bu tarafa geliyorlar. Bizimkiler o tarafa gidiyorlar. Hüngür hüngür ağlıyorlar. Abartmıyorum. Binlerce telefon alıyorum böyle. Ne oluyor? Nereye gidiyor bu iş? Bu işin şakası mı var? Bir defa hayat yaşıyoruz ya. Bu millet böyle günah hayranlığı içerisinde gidiyor. Evet, şu hadisi bitireyim. Çok mühim bir şey söyleyeceğim. Yani sabah namazı ölüm imanı kurtarır. Öğle namazı kabri nurlandırır. İkindi namazı mahşerde bizi yedirir, içirir, kurtarır. Akşam namazı mizanda sevabımızı söyleyin. Ağır getirir, kurtarır. Yatsı namazında da Sırat Köprüsü'nden cıv. Efendim, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammed abdühü ve resulühü cennete gideriz inşallah. Mesele bu, bunlara dikkat etmek lazım. Rabbim yanlışlardan muhafaza eylesin. Son nefeste iman cennetiyle cemaline müşerref eylesin. Amin.